Arkadaşlar merhaba. 8. Föyle devam ediyoruz. Konumuz analitik geometri. Analitik geometrinin ilk föyünü anlatacağız. Şimdi dik koordinat sisteminden bahsedeceğiz. Öncelikle dik koordinat sistemini aslında trigonometri konusundan da biliyoruz. Bölgelere ayrılmış durumda iki tane sayı doğrusuyla düzlemimiz. Bu sayı doğruları sıfırda, her ikisi de sıfır noktasında kesişiyorlar. Ve bu nokta orijin noktamız oluyor. Sayı doğrumuzun bir koordinat düzlemimizin orijin noktası oluyor. Başlangıç noktası da denir arkadaşlar. Sağ üst köşedeki bölge birinci bölge. Bu bölgedeki noktaların koordinatları hem x'i hem y'si. İşte bu arada birinci bileşene apsis diyeceğiz. İkinci bileşene ordinat diyeceğiz. Ordinat diyeceğiz. İkisine beraber koordinat diyeceğiz. Koordinat düzlem veya analitik düzlemde diyoruz arkadaşlar. Birinci bölgede x de artı oluyor. İkinci bölgede x'lerimiz eksi. Çünkü x eksenine baktığımız zaman negatif kısım oluyor. X ekseninde bu bölgedeki tüm noktaların karşılığı eksi arkadaşlar. Y'miz ama pozitif yukarıda olduğu için. Yani yukarıdaki noktaların x ekseninin üstündeki noktaların ordinatları hep artı oluyor. Aşağıdaki x ekseninin altındaki noktaların ordinatları eksi oluyor. Sağ taraftakilerin x'leri artı, apsisleri artı, sol taraftakilerin x'leri eksi oluyor. Dolayısıyla ikinci bölgede x'ler eksi, y'ler artı. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi. Dördüncü bölgede x'ler artı iken y'ler eksi oluyor arkadaşlar. Böylece noktaların koordinatlarını bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Örnekler üzerinden daha da iyi anlayacağız. Köşe noktaları, köşe koordinatları ABCD noktaları olan ABC dörtgenini birim kareli kağıtta verilen dik koordinat sisteminde çizin demiş. Öncelikle A noktasını bulalım. Eksi 4'e 1. X'de eksi 4'ü buluyorum arkadaşlar. Eksi 3, eksi 4 burası. Y'de de 1'i buluyorum. Kesişim noktasına A'yı yerleştiriyorum. İşte A burası. B'ye bakıyorum. Eksi 2'ye eksi 2. Eksi 2 burası arkadaşlar. X'de Y'de de eksi 2 burası. Kesişimlerine ben B'yi yerleştiririm. C noktası X eksen üzerinde 2'ye 0. Bu arada X eksen üzerindeki noktaların Y'leri 0 olur. Y ekseni üzerindeki noktalarında X'leri 0 olur. Bakın bu C noktasıyken. Bu da D noktası. D noktası Y ekseni üzerinde X'i 0. C noktası da X ekseni üzerinde Y'si 0 arkadaşlar. Böylece noktaların yerlerini tespit etmiş oldum. Şimdi bunları birleştirerek dörtgeni çiziyorum arkadaşlar. Eksen üstündeki noktaların bölgesinden bahsedilemez. Onlar eksenler üstündedir. Bölgeleri zaten eksenler ayırıyor. Bu şekilde dörtgeni çiziyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci örnekte birim kareli kağıtta verilen A noktasının koordinatları eksi 3'e, eksi 2 olduğuna göre B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? B noktasının koordinatlarını bulurken işte eksenleri tespit edip de bulabiliriz. Mesela eksenleri nasıl tespit ederim? Eksi 2 demek ki y ekseninin 2 birim solunda arkadaşlar. O zaman ben hemen y eksenini şöyle çizebilirim. Bu y ekseni. Eksi 3 eksi 2. A noktası demek ki x ekseninin 3 birim. Aşağısında şöyle y ekseni, x ekseni. Bakın orijinimiz burası. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. B noktasının x eksenindeki karşılığı 6. Y eksenindeki karşılığı da 2 olduğuna göre B'nin koordinatları 6'ya 2. Önce x ekseni yazılır. X eksenindeki karşılığı yazılır. Önce apsise bakıyorum x ekseninde. 6'ya 2 bulduk. B noktasının koordinatları toplamı 6'ya 2'den 8'dir. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü soruda analitik düzlemde kareli birim kağıtta verilen aşağıdaki noktaların hangisinin koordinatı doğru verilmiştir diyor. Demek ki çoğu 4 tanesi yanlış verilmiş, bir tanesi doğru verilmiş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi A noktasından başlayalım. 2'ye eksi 4 demiş, yanlış. Eksi 4'e 2 olması lazım. Yani yerlerini yanlış vermiş. Eksi 4'e 2. Dolayısıyla A'nın doğru verilmemiştir. B'ye bakalım.
x'teki karşılığı 2, y'deki karşılığı 1. Dolayısıyla 2'ye 1 olması lazım. B de yanlış verilmiş. C'ye bakıyorum hemen. X'teki karşılığı eksi 3. Y'deki karşılığı eksi 2. Eksi 3'e eksi 2 olması gerekir. C yanlış. D'ye bakıyorum. X'teki karşılığı 2. Y'deki karşılığı eksi 2. 2'ye eksi 2 olması gerekirken eksi 2'ye 2 olarak verilmiş. Yanlış. Son olarak E'ye bakıyorum. X'teki karşılığı 1 iken Y'deki karşılığı eksi 3. Dolayısıyla E'nin koordinatları doğru verilmiş. Devam ediyorum. Dördüncü soruda diyor ki bize analitik düzlemde A noktası ikinci bölgededir. Hemen düşünüyorum. İkinci bölge neresiydi? Soldan başlıyorum. Sol üstten başlıyorum bölgeleri yerleştirmeye. İşte birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. İkinci bölgede absislerim eksi iken ordinatlarım artı oluyor. Dolayısıyla burada 3a eksi 12 absis oluyor arkadaşlar. 3a eksi 12 küçüktür 0 olacak. 2a artı 12 de ordinatım da büyüktür 0 olacak. Bu iki eşitsizlikten A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulabilirim. Daha sonra da toplayabiliriz. Eksi 12 atıyorum karşıya. 3A küçüktür 12. A da buradan küçüktür 4 derim. 12'yi atıyorum karşıya. 2A büyüktür. Eksi 12. Her iki tarafı da 2'ye bölersem A büyüktür. Eksi 6. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 6 küçüktür. A küçüktür 4 eşitsizliğini yazarak ben A'nın alabileceği değerleri eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olarak bulurum. Şimdi bunlar toplarsak şayet birden 4'e kadar olanlarla birden eksi 4'e, eksi 1'den eksi 4'e kadar olanlar birbirini götürür. 0 ile eksi 5'in toplamı da eksi 5 olacaktır. A'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin toplamı demiş. Eksi 5'i bulamadık burada. Pardon, şöyle bir hatamız oldu. Hemen geri alayım. Şurada 4 olmayacak arkadaşlar. 4 dahil değil. 4'ü ben yanlış yazdım. O zaman şöyle geri alarak gidersek. Evet. Dört gitti arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 ile eksi 1, eksi 2, eksi 3 birbirini götürüyor. Eksi 4, eksi 5 ve 0 kaldı. Bunların toplamı da eksi 9 edecektir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı bursa olacaktır arkadaşlar. Devam ediyorum. Beşinci soruda. A noktası x eksenin üzerinde. B noktası y eksenin üzerinde. Şimdi x eksenin üzerindeki noktaların y'leri yani ordinatları sıfırdır. Y eksen üzerindeki noktaların da x'leri yani apsisleri sıfırdır. Buna dikkat ederek a'yı ve b'yi bulup toplayabilirim. A eksi 1 sıfırsa a 1. Hiç bu a noktasının x'ini falan bulmaya gerek yok. B artı 3 sıfırsa b de burada eksi 3'tür. A artı b de 1 artı eksi 3'ten eksi 2'dir. Beşinci sorumuzun cevabı bursa oluyor. Devam ediyorum. Altıncı soruda analitik düzlemde dördüncü bölgedeki A noktasının x eksenine uzaklığı 4 birim. A noktasının x eksenine olan uzaklığı 4 birim. Ve y eksenine olan uzaklığı ise 5 birimmiş. Buna göre aşağıdaki noktaların hangisi eksenlere eşit uzaklıktadır demiş. Şimdi buradaki A'yı ve B'yi bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bakın A noktasının y eksenine uzaklığı 5 olduğu için buradaki A'nın da 5 olması lazım. Çünkü buranın da 5 olması lazım. Aynı şekilde buranın da 4 olacağını biliyorum ben. Buradaki oluşan dikdörtgenden dolayı B'nin de buradan eksi 4 olması gerekli olduğunu biliyorum. Şimdi eksenlere eşit olması için x ile y yani absis ve ordinat mutlak değerce birbirine eşit olması lazım. Bakalım böyle nokta hangisinde var? A'ya bakıyorum 5. B artı 1'e bakıyorum. Eksi 4 artı 1, eksi 3. Yani A'daki noktamız 5'e eksi 3. Mutlak değerce eşit değil. Dolayısıyla eksenlere eşit uzaklıkta değildir arkadaşlar. Yani mutlak derece eşitten kastım işte mesela biri 5 ise diğeri de 5. Biri 5 ise diğeri eksi 5. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Onu da açıklamış olayım.
B şıkkına baktığımızda B kaçtı arkadaşlar? Eksi 4'tü. A artı 1 de 5 artı 1'den 6 oluyor. Dolayısıyla bu da eksenlere eşit uzaklıkları eliyorum arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda A artı 1, 5 artı 1'den 6 oluyor. 6'ya eksi 4 de eksenlere eşit uzaklıkta değil. Devam ediyorum şimdi. A artı 2, 5 artı 2'den nedir arkadaşlar? 7'dir. B eksi 3 de eksi 4 eksi 3 daha eksi 7'dir. Gördüğünüz gibi mutlak değerci eşit iki değer buluyorum. D noktasının koordinatlarında cevabım dolayısıyla D oluyor. Cevabı bulduk ama yine de E şıkkına bakabiliriz. A kare 25, B de eksi 4. Bu da değil arkadaşlar cevap. Cevap D'nizdi. Devam ediyorum. 7. soruda noktası eksenlere eşit uzaklıktadır. O zaman hemen yazıyorum. Mutlak değerde bunlar eşit. 2A eksi 10 mutlak değeri eşittir. A artı 4'ün mutlak değeri. İki mutlak değerin eşitliğinde ya içler birbirine eşittir ya da birinin eksisi diğerinin artısına eşittir. 2A eksi 10 eşittir A artı 4 yazıyorum. Öncelikle içleri direkt eşitliyorum. Diğer durumda da 2A eksi 10 eşittir eksi A eksi 4 şeklinde yazıyorum. Birinci ifademden A'yı ben 14, ikinci ifademden de 3A'yı bunu atıyorum karşıya 6 olarak buluyorum. A'da 2 oluyor. 2 ile de 14'ün çarpımını sormuş bize. 2 çarpı 14, 28 oluyor. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. 7. soruda. Peki devam ediyoruz. 8. soruda dik koordinat düzleminde A sıfır noktasından başlayıp her seferinde x koordinatını 1 arttırıp C koordinatını 2 azaltarak A1, A2, AN noktaları işaretleniyor. AN noktasının eksenlere uzaklıkları eşit olduğuna göre N kaçtır? Şimdi bir örüntü yakalayacağız arkadaşlar. A1 noktası eksi 3. X'leri arttırıyormuşuz. Eksi 3 artı 1. Değil mi? Y'leri de azaltıyormuşuz. 2 azaltıyoruz. 8 eksi 2. A2 noktası eksi 3 artı. Bir tane daha bir eklersem 2 çarpı 1 eklemiş olurum arkadaşlar. 2 tane 1 eklemiş olurum. Burada da bir tane daha 2 azaltırsam 2 çarpı 2 azaltmış olurum. Böyle böyle devam ettiğim zaman AN noktasında eksi 3 artı N çarpı 1 x'im olur. Y'ye de bakarsam 8 eksi N çarpı 2 elde ederim. Dolayısıyla x'i y'ye eşit olacağından dolayı yani mutlak derece eşit olacağından dolayı N kaçtır demiş. Eksenleri uzaklıklara eşit olduğuna göre. Tamam, bakıyorum hemen şimdi. Mutlak değer içinde eksi 3 artı n eşittir. 8 eksi 2n olacaktır arkadaşlar. Burada da iki durum var demiştik. Ya içler birbirine eşit olacak. Eksi 3 artı n eşittir. 8 eksi 2n ya da eksi 3 artı n eşittir. Eksi 8 artı 2 n. Birini eksiyle çarparak eşitliyorum. Bakalım hangisinden sonuç gelecek. N'i diğer tarafa atarım. 8'i bu tarafa atarım. Ne oluyor burada? Eksi 11 eşittir. Eksi 3 n oluyor. Her iki tarafı da 3'e bölersem n 11 bölü 3 oluyor. Yine n'leri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa atarsam n de buradan 5 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada n'imizin tam sayı olması lazım arkadaşlar. Çünkü mesela ben burada x'e 1 ekleyip duruyorum. N tane tam sayı kadar n ekliyorum. Dolayısıyla burada da aynı şekilde bir tane 2 çıkarmışım, 2 tane 2 çıkarmışım, n tane. Buradaki n'imiz bizim bir tam sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 11 bölü 3 olamaz da 5 olmak durumundadır. Cevap bu yüzden 5 şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyorum. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü vermek gerekirse
şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Noktaların x'lerini kendi arasında çıkartıyorum. Y'lerini kendi arasında çıkartıyorum. Karelerini alıp karekök içinde topluyorum arkadaşlar. Peki bu formül nereden geliyor? Diyelim ki işte A noktamız burası. B noktamız burası. X'leri arasındaki uzaklık. Bakın şöyle uzatıyorum. X2 eksi x1 değil midir? Aynı şekilde böyle kesik kesik uzatırsam y'ler arasındaki uzaklığı da görüyorum ve burada bir tane dik üçgen elde ediyorum. Benim aradığım uzaklık ise şuraya x yazdım. AB doğru parçasının uzunluğu. Bunun karesi artı bunun karesi karekök içinde yazılırsa buradaki hipotenüsüme x değerime eşit olacaktır. Dolayısıyla formül bu şekildedir arkadaşlar. X'leri çıkartıp karesini alıyorum. Y'leri çıkartıp karesini alıyorum. Karekök içinde bunları topluyorum arkadaşlar. Buradan x2'den mi x1'i çıkarmışım? X1'den mi x2'yi çıkarmışım? Fark etmiyor. İşaret fark eder ama kareden dolayı onun da bir önemi kalmaz. Aynı şekilde y'lerin içinde geçerli bu. Devam ediyoruz o zaman. Örneğimize bakalım. Noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? AB doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. Karekök içinde 3 eksi eksi 2'nin karesini alacağım. Artı eksi 8 eksi 4'ün karesini. Şimdi arkadaşlar burada 5 geliyor. 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi yani 12'nin karesi. Şimdi özel bir üçgen geldi. Yani üçgen oluşuyor demiştik ya. 5, 12 direkt 13 diyebilirim burada hesaplamadan önce. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Bazen böyle özel üçgenler gelebiliyor. Atıyorum karekök içinde 3'ün karesi, 4'ün karesi geliyorsa hemen 5 diyebiliriz 3, 4, 5 üçgeninden. 5, 12, 13 söyledik zaten. 7'nin karesi artı 24'ün karesi gelirse 7, 24, 25 üçgeni olduğu için bu ifadede 25'e eşit olur. 8, 15, 17 vardı. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir 17 diyebiliriz. Direkt hesap yapmadan bunları söyleyebiliriz arkadaşlar özel üçgenden. Devam ediyorum. 10. soruda AB doğru parçasının uzunluğu 15 birim olduğuna göre A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Yine uzaklık formülü uyguluyorum. AB eşittir karekök içinde A eksi 2'nin karesi artı 8 eksi eksi 4'ün karesi eşittir 15 diyorum arkadaşlar. A eksi 2'nin karesi artı bakın buradan 12 geldi. 12'nin karesi eşittir 15. Şimdi bakıyorum acaba özel bir üçgen olabilir mi gibisinden. 9, 12, 15 olmaz mı arkadaşlar? Evet olur. Yani buradan isterseniz hesaplama da yapabilirsiniz. Her iki tarafın karesini de alabiliriz. Ben ama direkt gördüm yani buradan. Burada 9'un karesi var. Yani A eksi 2. 9 da olabilir arkadaşlar. Bakın eksi 9 da olabilir. Niye eksi 9 da olabilir? Çünkü eksi 9'un karesi de 9'un karesine eşittir. İkisi de 81 olacaktır arkadaşlar. O zaman bir 9'a eşitleri bir de eksi 9'a eşitleri. A buradan 11 gelebilir veya A buradan eksi 7 gelebilir. A'nın alabileceği değerler toplamını sormuş bize. 11 ile eksi 7'yi de toplarsak 4 elde ederiz. Cevap da Deniz'de olur. Evet devam ediyoruz 11. soruda. K ve L noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre orijin aşağıdakilerden hangisidir demiş. Aşağıdakilerde A, B, C'di. Arkadaşlar. Şimdi sırayla deneyelim arkadaşlar. A'ya uzaklıkları aynı mı? B'ye uzaklıkları aynı mı? Uzaklıkların aynı olduğu zaten orijin olacaktır. Şimdi L noktasının A noktasına olan uzaklığını görebiliyor muyuz arkadaşlar? Burası şurada bir dik üçgen oluşturursam 2, 2. 2 kök 2 olur değil mi? LA 2 kök 2. LA eşittir 2 kök 2 diyebilirim. AK uzaklığı da gördüğünüz üzere 4 birim. Bunlar eşit değil. Dolayısıyla eşit değil diyelim. Dolayısıyla orijin olamaz. Eşit uzaklıktaymış orijin olan uzaklıkları. Devam ediyorum. Farklı bir renkle devam edeyim arkadaşlar. L noktasının B noktasına olan uzaklığı
Kaç arkadaşlar? Bakalım hemen şurada yine bir dik üçgen oluşturuyorum ben. Şurası 2, burası 3. Dolayısıyla LB uzunluğu da karekök içinde 2'nin karesi artı 3'ün karesinden kök 9 artı 4'ten kök 13 oluyor. Bir de neye bakacağız? KB'ye bakacağız. KB'ye bakacağız arkadaşlar. Ona şöyle karekökünü yazayım. Bakıyoruz arkadaşlar yine oluşturduğumuz dik üçgene göre. İşte 3, 4. Özel bir üçgen geldi. 3, 4, 5 geldi. Dolayısıyla 5'te de kök 13 eşit olmadığı için B şıkkını da eliyorum arkadaşlar. Şimdi siyah renge geçtim ben burada. Bakalım. L noktasının C şıkkına bakacağım. C noktasına bakacağım. C noktasına olan uzaklığı kaç birim diye bakıyorum. Yine şurada dik üçgen oluşturursam ben bakıyorum dik kenarların uzunlukları 2, 4, 5, 2, 4, 5 arkadaşlar. Dolayısıyla LC kök içinde 5'in karesi artı 5'in karesi. 5'in karesi 25. 5'in karesi 25 kökü 50. O da 5 kök 2 eder arkadaşlar. Böyle diyelim. 5 kök 2 eder. Bir de KC'ye bakacağım arkadaşlar. Burada yine bir tane dik üçgen oluşturursam dik kenarlardan bir tanesi 1 iken diğeri 2, 4, 6, 7 birim. KC'ye bakıyorum. 1'in karesi 1 ve 7'nin karesi de 49. O da kök 50. Yani o da 5 kök 2 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşit uzaklıkları elde ettik. Demek ki C noktası orijin olmak durumunda burada. Cevabımız da C olacaktır. Diğer şıklara da siz bakabilirsiniz. Eşit olmadığını göreceksinizdir. Devam ediyorum şimdi. 12. soruda analitik düzlemde C noktası A ile B noktalarının eşit uzaklıkları C noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre apsisi kaçtır? Şimdi apsisine ben ne diyeyim? X diyeyim. Ordinatının sıfır olduğunu biliyoruz. Çünkü x ekseni üzerindeki noktaların y'leri, ordinatları sıfırdır. Şimdi noktanın noktaya olan uzaklığı formülünden AC'nin BC'ye eşit olmasından ben buradaki x'i bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi karekök içinde, karekökler gidecek ama yine de biz yazalım. X eksi 1'in karesi artı 0 eksi 7'nin karesi, eksi 7'nin karesi yani 7'nin karesi eşittir. Karekök içinde 7 eksi x'in karesi artı 5'in karesi. 5 eksi 0'dan 5'in karesi. Buradan karekökler gidiyor. Şimdi açılımları yaparsak x kare eksi 2x artı 1 artı 49 eşit olacaktır. İşte 7'nin karesi 49 eksi 14x artı x kare artı 25. Her iki taraftan x kareler gidecektir. Her iki taraftan şuradaki 49'lar da gidecektir. Eksi 14x karşıya atarsam 12x 25 vardı burada. Biri de karşıya atarsam 24'e eşit olacaktır. X de buradan 2 oluyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa oluyor. Devam ediyorum. 13. soruda şimdi bunu konu anlatımı olarak vermemiş ama burada arkadaşlar soru üzerinden de anlatabiliriz. İçten bölme veya dıştan bölme de olabiliyor. Şimdi AB noktalarını vermiş, koordinatlarını vermiş. AB doğru parçasını CA bölüp CB oranında içten bölen C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle ben şu A, B doğru parçasını çizmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle, hatta biraz daha mı bunu çizsek? Şöyle çizelim arkadaşlar. Diyelim ki burası A noktası oldu. Burası da B noktası oldu. A noktasının koordinatları belli. 4'e eksi 1. B noktasının koordinatları da eksi 8'e 7. Şimdi CA'nın CB'ye oranı 3'müş. O zaman şöyle yapalım.
3 katıysa biraz daha uzatacağım ben bunu arkadaşlar. Şekil orantılı olsun diye böyle uzatıyorum. Burası da B noktası. Koordinatları da -8'e 7. Şimdi CA'nın CB'ye oranı 3'müş. Ya da 3 bölü 1'miş gibi de düşünebilirsiniz. A noktasının C noktasına olan uzaklığı 3 birimse B noktasına olan uzaklığı da 1 birim. Sizce hangisine daha yakın? Tabii ki B noktasına daha yakın C noktası, öyle değil mi? Bak, çünkü B C'nin karşısında 1 varken A C'nin karşısında 3 var. O zaman bakın, tam bu şekilde orantılı olarak göstereyim ben. C noktası buradaki noktadır arkadaşlar. Şekli tam böyle muntazam çizmek durumunda değilsiniz. Ama işte şuraya K derseniz buraya 3K demeniz lazım. Hani 3K'nın K'ya oranıymış gibi düşünebilirsiniz. Tamam, bunu yazdıktan sonra şimdi X'lere bakıyorum arkadaşlar. X'ler için bir inceleme yapacağım. Bir de Y'ler için bir inceleme yapacağım. X'in A'dan B'ye doğru giderken bu yönü de tayin edelim arkadaşlar. Artıyor mu, azalıyor mu? 4'ten eksi 8'e. Arada da kaç K'lık mesafe var? 4K'da X'lerimiz 12 azalmamış mı arkadaşlar? Aradaki fark 12, öyle değil mi? 12 azalıyor. Demek ki K'da orantı kuruyoruz burada. K'da ne kadar azalır? Her iki tarafı 4'e böldüğümüzü düşünürsek 3 azalmaz mı? Şimdi A'dan C'ye giderken 3K var. 3K'da da 9 azalıyor. Dolayısıyla 4'ten 9 çıktı. Eksi 5. C noktasının apsisini buldum ben. Eksi 5. Ordinatına bakalım arkadaşlar. Aynı mantıkla 4K'da eksi 1'den, yani y'niz eksi 1'den 7'ye çıkmış. 8 artmış bu sefer. K'da 2 artmaz mı? 3K'da da 6 artacaktır. O zaman eksi 1'e de 6 ekliyorum. Buradan da ordinatı 5 olarak buluyorum arkadaşlar. Demek ki C noktasının koordinatları eksi 5'e 5 olmak durumunda. Bu sorular bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir oran orantı kuruyoruz. İşte K'lı bir şekilde yazıyoruz. İşte sağdan sola mı gidiyoruz, soldan sağa mı gidiyoruz? Hem X'ler için hem de Y'ler için aynı şekilde inceleme yapıyoruz. Böylece içten bölünen noktanın koordinatlarını bulabiliyoruz. Bazen de dıştan bölme soruları olabiliyor. Sanırım bir sonraki sorulardan bir tanesi de bu şekilde olacak. 13. sorumuzun cevabı Adana'ydı arkadaşlar. Devam ediyorum. 14. soruda da dıştan bölme demiş zaten. Tamam. A noktasının koordinatlarını vermiş. B noktasının koordinatlarını vermiş bize. İsterseniz onları bir yazalım şu şekilde. Nasıl diyelim? A noktası şurası olsun arkadaşlar. İşte şurası da B noktası olsun. Doğru parçasını çizdim arkadaşlar. A noktasının koordinatları eksi 5'e 2. B noktasının koordinatları eksi 3'e eksi 2. Şimdi dışarıda da bir tane C noktası varmış ki dıştan bölüyor arkadaşlar. Sizce bu dışarıdaki C noktası A'ya mı yakın, B'ye mi yakın? AC'nin CB'ye oranı 3 bölü 2 olduğuna göre AC arasındaki mesafe 3K ise CB arasındaki mesafe 2K. O zaman ben B'ye daha yakın olduğunu söyleyebilirim. İşte B'nin olduğu tarafa bir nokta oluşturuyor. Eğer A'ya yakın olsaydı A'nın olduğu tarafa, dışarıya diye noktayı oluşturacaktım arkadaşlar. Dolayısıyla bakın, ben şuraya bir C noktası tayin edersem ve tamamını çizmiyorum. Doğru parçasını düz çizdim. Bunu kesikli kesikli çiziyorum. Ben buradaki C noktasının koordinatlarını arıyorum. Şimdi burası 2K ise CB, AC'ye de 3K, buraya da K kalır. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi yine sağdan sola giderken X için bir de Y için inceleme yapalım. K'da eksi 5'ten eksi 2'ye 2 artmış. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben A'dan C'ye giderken 3K'lık bir mesafe kat edeceğim. 3K'da da 6 artacaktır. O zaman A'nın apsisine
6 ekleyeceğim. Eksi 5 artı 6'dan 1 olacak. C'nin apsisi 1 arkadaşlar. Y'ler için inceleme yapacak olursak 2'den eksi 2'ye K'da 4 azalmış. Peki 3K'da 3 katı 12 azalmaz mı? 2'den de 12'yi bu sefer azaldığı için çıkartıyorum. 2 eksi 12 eksi 10 oluyor. Demek ki C noktasının ordinatı da eksi 10 olacaktır arkadaşlar. C noktasının koordinatları eksi 1'e eksi 10 oldu. 1'e eksi 10 olduğu için cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi içten bölmeyi söylemiştik. Bazen de noktamız tam ortadan bölüyor. Bu sefer işte oran orantı kurmak yerine bir pratik yöntem var arkadaşlar. C noktası AB doğru parçasını tam orta noktasındaysa şayet orta nokta vuralımız şu şekilde işliyor. O bu ortadaki noktasının apsisi diğer noktaların apsislerinin toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortalamasıdır. Y'si de aynı şekilde Y'lerin toplamının yarısıdır. Y1 artı Y2 bölü 2. Y0'ı yani orta noktanın ordinatını veriyor. X0 da X1 artı X2 bölü 2'den elde edilebiliyor arkadaşlar. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Analitik düzende AB doğru parçasının orta noktası C noktasıdır demiş. C noktası olduğunu vermiş bize orta noktanın. Buradan bakalım. Koordinat işte A noktasının koordinatları belli. Eksi 4'e 3. B noktasının koordinatlarından X'i belli değil. A demiş. Y'si A cinsinden 1 eksi demiş. O zaman uygulayalım arkadaşlar. C noktasının da apsisi belli. 3'e B demiş. Şimdi önce apsislere bakalım. 3 orta noktanın apsisi. Eksi 4 ile A'nın toplamının yarısına eşittir. Buradan bakın A'yı bulacağız. 6 eşittir. Eksi 4 artı A olduğundan A da buradan 10'dur arkadaşlar. A'yı bulduk. A 10'sa A eksi 1'de 9 değil midir arkadaşlar? Dolayısıyla B noktasının koordinatlarını bulmuş oldum ben. Şimdi C noktasının ordinatı olan B'yi de bulalım. 3 ile 9'u toplayıp 2'ye bölersen B'yi verecektir. Bakın 12 bölü 2 B ise B buradan 6 oluyor arkadaşlar. A artı B toplamı da 10 ile 6'nın toplamından 16'dır. Buradan da cevabımız A'dan oluyor. Devam ediyorum. 16. soruda AB doğru parçasının orta noktası C demiş. Tamam, onun koordinatlarını bulabiliriz artık formülden. Şurada CD'ye ben K dersem OC'de 3K oluyormuş. Demek ki buraya 2K kalıyor arkadaşlar. Peki D noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? C noktasının koordinatlarını vereyim ben arkadaşlar burada. 0 ile eksi 12'yi toplayıp 2'ye böldüm. Eksi 6. 6 ile 0'ı toplayıp 2'ye böldüm. 3. Şimdi burada D noktası OC doğru parçasının 1'e 2 oranında içten bölmüş. O noktasının koordinatları zaten orijin olduğu için 0'a 0. X için diyelim. Y için diyelim. Bakın C'den O'ya doğru giderken 3K'da X 6 artmış. Değil mi? Eksi 6'dan 0'a çıkmış. 6 artmış. Demek ki K'da 2 artacak. O zaman ben eksi 6'ya 2 eklersem eksi 4 olur. D noktasının apsisi eksi 4. Bir de Y'sine bakalım. Ordinatına bakalım. 3'ten 0'a 3K'da 3 azalmış. Demek ki K'da 1 azalacak. 3'ten de 1 çıkartırsam 2 olur. D noktasının ordinatı arkadaşlar. D noktasının koordinatları eksi 4'e 2 oluyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar aslında D noktası ağırlık merkezi oluyor. Şuradaki A, B, O üçgenin ağırlık merkezi. Bunu nasıl söyleyebiliyorum ben? Bakın buradan bir kenar ortay inmemiş mi? Kenar ortayların kesişimi ağırlık merkezi oluyordu ve bu ağırlık merkezi bütün kenar ortayların üzerinde oluyordu. Ve kenara bir birimse köşeye de iki birim. Bakın burada da o durum sağlanıyor. Onunla ilgili bir formül de birazdan söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, burada söylüyoruz arkadaşlar. Ağırlık merkeziyle alakalı
bir durumumuz var. Öncelikle ağırlık merkezini hatırlatalım. Şöyle biraz yaklaştırıyorum ben. Üçgenin kenar ortaylarının kesişimi, bakın kenar ortay, kenar ortay, kenar ortay kesişimi ağırlık merkezini veriyor. Ağırlık merkezi genellikle G harfiyle gösteriliyor. Kenara bir birim ise köşeye iki birim uzaklıkta. M ise 2M. N ise 2N. K ise 2K. Şimdi buradaki x1, x2, x3'ü biliyorsak G noktasının absisini x1 art, x2 art, x3 bölü 3 olarak ordinatında y1 artı, y2 artı, y3 bölü 3 olarak tespit edebiliyorum arkadaşlar. Bu da bir formüldür. Bir önceki soruda ben ağırlık merkezi olduğunu söyledim. Bakalım ona uygulasak oluyor muydu arkadaşlar? İkinci yol olarak da şuraya yazayım ben. İkinci yol. İşte D noktası burada ağırlık merkezimiz. Onu belirledikten sonra K'ya 2K'dan işte kenar ortay oluşumdan hemen diyeceğim ki eksi 12 artı 0. Bak bunun da artı 0 bölü 3 diyebilirim. Y'leri de 0, 6, orijinde zaten 0 bölü 3'ten. Gerçekten de eksi 12 bölü 3, eksi 4 oluyor. 6 bölü 3, 2 oluyor. Formül işe yarıyor arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi. Peki devam edelim. Formülü verdik. Soruda analitik düzlemde ABC üçgen. AE EB'ye eşit. AF BC'ye eşit. İşte eksi 3'e 0. 0'a eksi 2 noktaları vermiş. A noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar burada O noktası üçgenin ağırlık merkezi oluyor. Ben bunu gördüm. Şu şekilde gördüm. Bakın buradan bir kenar ortay iniyor. C'den AB kenarına ait bir kenar ortay iniyor. Aynı şekilde B'den de AC kenarına ait bir kenar ortay inmiyor mu? Kenar ortayların üçü ağırlık merkezine geçiyordu ama burada iki tanesini göstermiş. İki tanesi orijinde kesiştiğine göre bizim ağırlık merkezimiz burada orijin. Orijinin koordinatları zaten 0'a 0. A noktasının koordinatlarını da bilmiyorum. A'ya B olsun diyorum. İşte A, eksi 3 ve 0'ın toplamının 3'e bölüm 0 vermesi lazım. O zaman ben diyorum ki A artı 0 artı eksi 3 bölü 3 sıfırsa. Buradan A eksi 3'ün 0 olması lazım. A 3 oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde 3'ü bulduk. B'yi de bulabilirim. Yani B artı eksi 2 artı 0 bölü 3 0 vermesi lazım. Çünkü orijin ağırlık merkezimiz oluyor. Ordinat da 0. İçler dışlar çarpımı yaparsam B eksi 2 0 oluyor. B de buradan 2 oluyor arkadaşlar. A noktasının koordinatları 3'e 2 ve toplamları da 3 artı 2'den 5 oluyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Devam ediyorum. 18. soruda analitik düzlemde AE ile BD kenar ortayları K noktasında kesişmektedir demiş. Tamam. Buna göre işte A, B, C noktalarından hangisi veya hangileri doğrudur? A'yı, B'yi, C'yi bulabiliriz arkadaşlar. Nasıl bulacağız burada? İşte burası K ise burası 2K. Doğru mu? A noktasının koordinatlarını içten bölme kuralından bulamaz mıyız? Bulabiliriz. O zaman bulayım ben. K'da bakın yukarıya doğru giderken K'da K diyorum x'ler için x için K'da 2'den 2'ye hiç artmamış. 0 artmış veya 0 azalmış. O zaman 2K'da da 0 artacak veya 0 azalacak. Neyse artık. O zaman 2 0 eklesen yine 2 olacak. A noktasının absisi 2. Burada birinci öncülde 2'yi tutturduk. Y için bakalım arkadaşlar. Y için yine E'den A'ya giderken K'da 2 artıyor. 3K'da da 6 artması lazım. 2'ye o zaman 6 eklersem 8 olması lazım. A noktasının ordinatı 1 doğru oldu arkadaşlar.
Şimdi aynı şekilde köşeye 2 birim uzaklıkta olması gerekiyor buradaki K noktasının. Çünkü ağırlık merkezimiz. Kenarı da 1 birim uzaklıkta olması lazım. Yine M'den D'den B'ye doğru giderken X için inceleme yapayım. M'de 5'ten 2'ye bir azalış var arkadaşlar. 3 azalmış. 3M'de de 9 azalacak. 5'ten 9'u çıkartırsam eksi 4 oluyor. B noktasının apsisi. Bir de ordinatına bakalım. 6'dan 4'e 2 azalmış. M'de 2 azalış var. 3M'de de 6 azalış olması lazım. 6 eksi 6'dan 0 olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 4'e 0 buluyorum ben B noktasının koordinatlarını. Burada ise eksi 3'e 0 demiş. İkinci öncülün yanlış olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım o zaman şıklardan hangileri kaldı? Bir doğru olabilir. İki yanlıştı. Bir yok. İki var. Dolayısıyla ya Adana ya da Edirne olacak. Şimdi son olarak da neye bakalım arkadaşlar? C noktasının koordinatlarına. Şimdi A'yı bulduk, B'yi bulduk. C'yi bilmiyorum ama ne diyelim buna? İşte A'ya B olsun mu koordinatları? Bir de ağırlık merkezimiz belli. A dediğimiz şey aslında 2 ve eksi 4 ile toplanıp 3'e bölündüğünde 2'yi vermesi lazım. Ağırlık merkezi K'nın apsisi ya 2. Buradan A eksi 2 içler dışlar çarpımından 4'e eşit A 6 oluyor arkadaşlar. Bir daha bir bakalım. A 2 eksi 4 toplayıp 3'e bölecektim arkadaşlar. Şurada bir hata yaptık. Hemen düzeltelim onu. 3 noktanın aritmetik ortalaması oluyor. A eksi 2 6'ya eşitse A buradan 8 oluyor. A'yı bulduk arkadaşlar. B'yi de aynı şekilde bulabiliriz. Şöyle biraz ekranı kaydırıyorum. B artı 8 artı 0 bölü 3 4'ü vermiş lazım arkadaşlar. B artı 8 12 ise içler dışlar çarpımından B de buradan 4'tür. Dolayısıyla C noktasının koordinatları 8'e 4 oluyor. Üçüncü öncü de doğru. O yüzden cevabımız Edirne oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. 19. soruda B 4'e eksi 4 olmak üzere ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi G eksi 4'e 2 noktasıdır. ABC üçgenin AC kenarına ait kenarortay uzunluğu kaç birimdir? İsterseniz bunu şeklini çizelim. Böyle bir şekil çiziyorum arkadaşlar. B noktası burası olsun işte 4'e eksi 4. Bu A noktası olsun, bu da C noktası olsun. Şöyle bir kenarortay çiziyorum arkadaşlar. Kenarortayın üzerinde bir G ağırlık merkezimiz var. Onun da koordinatları eksi 4'e 2. Kenara bir birimse köşeye 2 birim uzaklık söz konusuydu. Şimdi B'den G'ye doğru inerken aslında inmeye de gerek yok arkadaşlar. Yani şuradaki noktanın koordinatını bulacaktım ama bunu bulmamıza da gerek yok. Şu BG arasındaki uzaklık 2K. Ben bunu hesaplarsam AC kenarına ait kenarortayı bulmayacak mıyım? 3K bize soruluyor. 2K'yı bulalım arkadaşlar. Karekök içinde 4 eksi eksi 4'ün karesi artı eksi 4 eksi 2'nin karesinden 2K'yı ben 8'in karesi artı buradan da eksi 6 geliyor 6'nın karesinden. 2K'yı ben 10 olarak bulurum arkadaşlar. Demek ki K5 oluyor. Ben 3K'yı arıyorum. 3K'da 15 oluyor. AC kenarına ait kenarortay uzunluğu 15 oluyor. Cevabım Edirne arkadaşlar.